Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Sakarya'nın Sapanca ilçesinden herkese selamünaleyküm. Şimdi biraderin bir işi için İzmit'ten Sapanca'ya gelmiştik. Şimdi onu bıraktım. Resmi bir işi var, onu halledecek. Ben de dedim boş beklemeyeyim. Ne yapayım abi? Çıkayım Sapanca'da şöyle sahile doğru bir gideyim. Hem de bugün olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle hemen hızlıca trafiğe katılalım. Yanlış hatırlamıyorsam bugün olması lazım. Instagram'dan bir kardeşimiz bana şöyle bir soru sormuş. Abi neden mazotlu motosiklet üretilmiyor? Neden hep benzinle üretiliyor? Bu konu hakkında bir video çeker misin demiş. Hazır bu Sapanca'nın içinde geziyorken dedim bu konuyu kendi bildiğim kadarıyla bir aydınlık getireyim. Şöyle hızlanalım az bir şey. Şimdi gerçekten aslında mazot dediğimiz zaman otomobilde bayağı düşük yakıta sebebiyet veren bir şeydir kendisi. Çünkü birebir aynı motorlu bir araç düşünelim. Mesela ne diyelim? 1.6 dizel bir araç düşünün. Turbo dizel. Karşılığında da 1.6 atmosferik turbosuz bir araç düşünelim. Bizim bu elimizdeki 1.6 turbo dizel araç benzinli araca göre yarı yarıya daha düşük bir yakıt sergiler ve tork anlamında da daha kuvvetli olur. Şimdi hali hazırda böyle bir teknoloji varken neden motosiklet üreticileri bunları motosikletlerine uygulamıyorlar? Arkadaşlar bakın. Şimdi neden turbo dizel araç örneği verdim? Dizel aracı hızlandıran şey aslında turbodur. Eğer ki turbo yoksa araçta motorunun çok büyük olması lazım. Yani CC hacminin çok yüksek olması lazım. Yoksa bugün sıkça kullanılan hani Fiat'ın 1.3 Multijet, Renault'un 1.5 DCI gibi ya da Citroen'in Peugeot'un kullandığı 1.6 HDI gibi motorlar nasıl bu kadar tork, nasıl bu kadar ivmeyi verebiliyor? Turbo sayesinde verebiliyor. Bu araçların hepsinde turbo var. Eğer turbo olmazsa arkadaşlar bu araçlar emin olun ki yolda ölü eşek gibi olurlar, gidemezler. Yani bu araçları yürüten şey turbodur. Şöyle bir örnek vermek gerekirse atıyorum 1.5 Renault'un DCI'ne örnek vereyim size. Bu araçta turbo olmasa bu aracın çıkarmış olduğu beygir 1500 cc hacmiyle ortalama 50 beygir 60 beygir falan olur. Belki o kadar bile olmaz. Yani bu aracı asıl hızlandıran şey turbosudur. Takribi olarak 2.0 litre turbosuz bir dizel araç düşünün. Bunun benzinli de karşılık geleceği maksimum 1.0 litredir. Yani 2000 motorlu bir turbosuz dizel araç 1000 motorlu yani 1000 cc bir benzinli araç kadar anca gider. Yani turbosuz bir dizel araç hiçbir işe yaramaz. Şimdi burası neymiş? Otoparkmış. Ben buradan girsem otoparka mı giriyorum sadece? Evet. Şöyle ya da soldan dolanalım. Buradan bir sola dönelim bakalım nereye gidiyor. Çok böyle ara sokakmış ya. Şöyle sahilin dibine motosikletle inebileceğim bir yer arıyorum. Çünkü yaklaşık 20-25 dakikalık bir vaktimiz olacak. Otopark zaten burasıymış. Lan nereye geldik biz ya? Boşuna girdik arkadaşlar. Burası otopark. Çık geri. Ve benim kendi şahsi düşüncem olarak da motosiklet üreticileri eğer ki bir motosikleti mazotlu olarak üretecekseler ki mazotlu motosiklet var mı yok mu bilmiyorum ha belki de olabilir. Hani hiç araştırmadım. Hani bu videoda pat diye girdim. Şurada bekleyeceğim dedim. Çıkayım bir video çekeyim. Hani ne anlatayım dedim. Bu konuyu dedim. Hani kendi bildiğimce yorumlayayım. Buradan dönüldüğünü hatırlıyorum. Evet. O yüzden mazotlu motosiklet var mı emin değilim ama sanki vardı gibi hatırlıyorum. Şimdi herhangi bir motosiklet üreticisi eğer ki mazotlu motosiklet üretecekse mesela Yamaha MT-07 gibi bir motoru ürettiğinde o motorun kuvvetli olabilmesi için ücretli otopark diyor. Anca otopark. Her taraf otopark arkadaşım. Sahile yaklaştırmıyorsunuz. Bu nedir ya? Enteresan. Neyse buluruz bir yer. MT-07'nin gücünü alabilmesi için benzinli bir MT-07'nin gücünü alabilmesi için en az 1300-1400 cc'lik bu motorun üzerine blok koyması lazım ki bu motor mazot yakıtıyla yani motorinle kuvvetli bir hale gelebilsin veya turbo koymak zorunda. Şimdi turboyu neden koyamaz motosiklete? Birincisi maliyeti yüksek bir şeydir. Motosikletler aslında bizim ülkemizde çok aşırı pahalı olmasına rağmen aslında bunlar bu kadar pahalı aletler değil. Yani bizim paramız değersiz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı adam bir de buna turbo koyarsa bu motorun maliyeti hayvan gibi yükselir. Ve bu motosikleti Türkiye'de alınacak bir şey olmaktan iyice çıkar. Şöyle de bir şey var. Kimse hiçbir üretici Türkiye pazarını düşünerek motosiklet üretmiyor ama yani bu turbo işleri biraz maliyetli olduğundan dolayı arkadaşlar hiçbir üretici kolay kolay motoruna koymak istemez. Ve şöyle düşünün. Bir motosiklet üreticisinin motoru ürettikten sonra ne yakacağı onun pek umurunda değil ki. Yani bu otomobil değil ki. Bak otomobil reklamlarında görürsünüz. Derler ki işte bu araç şu kadar yakıyor, şu araç şu kadar yakıyor vesaire vesaire. Ama
bir motosikletin şu kadar az yakıyor, bu kadar az yakıyor denilen reklamını gördünüz mü? Gördüyseniz de o büyük ihtimalle paket servisçiler için ya da kuryeler için herhangi evrak dağıtacak bir insan için, bir şirket için düşünülmüş bir motosiklettir. CC'si ufaktır. O yüzden az yaktığını bangır bangır söylerler. Bununla alakalı reklamları yapar üretici firmalar. O yüzden biz işte mazotlu motosiklete binelim, hem daha az yakalım, hem daha fazla tork alalım diye kendimiz hayal kurarken markalar, motosiklet üreticileri, biz nereye geldik ya? İşte markalar arkadaşlar pek bizi umursamaz. Biz ancak kendi hayal ettiğimizle kalırız. Şu an benim telefonum çalıyor. Telefona bir bakayım arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Dur bakayım. Yok yok, telefon çalmıyormuş. Aa, çalıyormuş. Büyük ihtimalle Cem arıyordur. Ben şunu bir cevaplayayım. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ufak bir pürüz çıkmış. O yüzden Sapancalı şehir içine doğru tekrardan gitmem gerekiyor. Yolumu geri çevirdim. Ha, biz şimdi videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyorduk? Hiçbir üretici sizin az mı yakıyorsunuz, çok mu yakıyorsunuz, cebinizden çok mu para çıkıyor? Bunu umursamazlar. O yüzden de mazotlu motosiklet işine pek sıcak bakmazlar. Ha, belki de ileride üretirler mi? Zannetmiyorum. Çünkü dünya üzerindeki petrol rezervi gitgide azalıyor. Yani motorinmiş, benzinmiş, yakında bunlar kalmayacak. Komple elektrikliye, belki de doğalgazlıya döneceğiz. Ha, doğalgazlı motosiklet olabilir mi derseniz, aslında olabilir ama bir kaza esnasında o gaz deposunun patlama ihtimali çok yüksek olacağından dolayı belki motosiklete bunu yine uygulamazlar ama elektrikli motosikletler piyasada çok fazla artacaktır. Çok fazla yer edinecektir. Ama hani boş yere hayal kurmayalım arkadaşlar. Mazotlu motosikletmiş falan, bunlar artık bu saatten sonra olabilecek şeyler değil. Şimdi pat diye girdiğim bir video olduğu için hani konuyu da çok araştırmadım ama benim kendi kişisel düşüncelerim bu yönde. Ha, tabii ki de doğrusu bu mudur değil midir bunu araştırarak görebilirsiniz ama benim fikirlerim bu yönde. Umarım sizlere de yanıltıcı bir bilgi vermemişimdir diyorum ve videomun sonuna geliyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki kanalıma halen daha abone olmadıysanız abone olmayı, video bildirimlerini açmayı, bu videoyu beğenmeyi ve açıklama kısmında bulunan linklerden sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın diyorum ve videomun sonuna geliyorum. Sakarya'nın Sapanca ilçesinden de bu kadar olsun. Ufaktan bir Sapanca turu yapmış olduk. Sahili, gölü falan görmüş olduk diyor ve videomu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.